Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kınav istiklalar ekranımızı bulsun. Xitay yazgıcısı 12 muqam Uyghurlarının emesinde bildirildi. Xitay bir tarafdan jaza lagerleri ve türmeler arqalıq Şarkı Türkistan halkını yoqutışqa küçügen bolsa, yana bir tarafdan barlıq teşviqat vasitalarını işqa salıp, Uyghur halkının tarixini ve medeni miraslarını inkar qılmaqta ve burmulmaqta. Bundan 2 ay burun atalmış Şinjan Üniversitesi jurnalda Mahmud Qashqari'nin kimliki ve qabrisi haqqidagi izdinish namlıq maqale elan qılınğan. Maqalada Mahmud Qashqari'nin Uyghur emasligi Türk tili divanının ve divanda tilge elinğan medeniyet utuqlarının Uyghurlar bilen alaqısı yoqlığı ilgiri sürülgen bolup, vatan içi ve sırtida küçülük gulgulu qozğan. Bir neçe gün burun Sina mikro blogida milyondan artıq ägeşküçüsü bolğan Xitay yazğıçısı Mei Shunyu qısqa maqale elan qılıp, tarixi ve ilmi paketlerini burmalap, Uyghur 12 muqamını Uyghurlarının medeniyet mirası dep qarashqa bolmaydıganlıqını. Muqam tekstlerinin Uyghur tili bilen alaqısı yoqlığını, muqamlarının aldıngı əsirde Xitay tarafından rətlengenlikini, rətleniş jarayanında tekst ve muzikilerinin Xitay tədqiqatçılar tarafından qayıt tüzdilgenlikini, şunu muqamını Xitaylar qaytadan icat qıldı deyişkimi buludığanlığını təkidlegen. Xitay bu numussuz kılmışları arqılıq Uyghurlar hiç qandaq mədiniyet yaratmağan, fakat Xitay mədiniyetinin təsiri astıda yaşap gelgen degen ideyanı tarqatmaqşı bolup, yukarıki makalelerde bu karışını aşkarı otturgu koygan. Kazakistan Xitay'nın yolsuzluklarını kolladı. Tayvan Xalqara Radyosu'nun 28 Mart bergen haberde malum buluşça, Xitay Taşkışlar Ministeri Wang Yi, Kazakistan'nın Xitay siyasetini kollaganlığa rahmet eytimen degen. Haberde Xitay Taşkışlar Ministeri Wang Yi'nin Beijing'da Kazakistan Taşkışlar Ministeri Beybot Atam Kulubu bilen körüşkenliki. Körüşdən kən Wang Yi'nin Qazaqstan hökumətinin atalmış Şinjan siyasətini qollığanlığı və doğru düşüngənliyi rəhmət etqanlığı həm də hər qandaq təşqi gücünün Xitay bilan Qazaqstanın özara işənç üstügə qurulğan dostluğunu buzışqı yol qoymaydığanlığını təkidləyənliyi bildirilgan. Xalqara kişilik hüquq təşkilatı Xitay müstəmləkəsindəki Şərqi Türkistanda milyonluğan Uyğurlardan başqa nurgun Qazaqlarının mı Xitayının yuqur besimlik siyasəti astıda yaşayotqanlığını, hatta 100 minglar kişisinin Xitay təsis qılğan jaza lagerlərinə qamalğanlığı uçuq aşkarı bolğan bir peytdə Qazaqstanın Xitayını qollışı bir numus qılarlıq iş işkənliyi bildirilməkdə. Türkiyənin Yozgat vilayətində Şərqi Türkistan tunuşturuldu. 28 mart Türkiyənin Yozgat vilayəti Bozuk Universitetində Şərqi Türkistanın hazırkı vəziyyəti tunuşturuldu. Faaliyetini Bozuk Üniversitesi teşkilleyen bulup, faaliyetke Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Halkara Münasebetler Bölümü okutucusu Profesör Doktor Abdurreşit Celil Qarluq Efendi teklifinden katlaştı. Doktor Abdurreşit Celil Qarluq Efendi, Xitay'nın vatanımızını işgal kılgandan buyanki asimilasiya ve zulüm siyasetini kandak devam kılıp gelgenlikini tarihi baskıçları bilen çüşendirdi. Hem de Xitay'nın bugünkü günde kattık icra kılıp atkan siyasi bastırışları sebepsiz ceza lagerlerine solap kırgın kılıç cinayetlerini tunuşturdu. O söz diyene Türk dünyası, İslam dünyasını tilge elip, onlarının Xitay'nın Şarkı Türkistan'da yürgüzüp atkan bastırış siyasetlerine sükut kılgallıkını, emniyeti Şarkı Türkistan halkının Türk dünyasından da emez, İslam dünyasından mı bir kısmı işkenlikini, Türk dünyası bilen İslam dünyasının Şarkı Türkistan halkını kollışı gerektiğini tekitledi. Ürümçi CH İdaresi yeni tuğulgan bovaklarının isimlerini tekşürüşünü yoluk koydu. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, atılmış Uyghur Abdum Raylıq dairler yeni tuğulgan bovaklarının isimlerini başkuruş, tekşürüş hizmetini yeni bir kadem küçü etkerlikine cekarlıgan. Tanrıtağ Toru'nun bu vaktaki haberi karaganda, Ürümçerlik CH İdaresi yeni tuğulgan bovaklarının isimlerini tekşürüş ve şundaklı isim özgertiş üçün maksus bir mülazimet türü yoluk koygan. Ata anılar ballarının tuğulgan ispat kağızını götürüp, özleri turuşluk caylardaki sahçıxana yakı CH tarmaqlarına berip, balılırgı koygan isimden muapıq yakı bulmuğallıqını tekşürtü diken. Çetellerdeki Uyghur küzetküçüler bunun asaslıq Uyghur ballarının isimlerini kontrol kılış bilen münasibetlik ikkallikini ilgiri sürmekte.
Çünkü Xitay işgalçileri Şarkı Türkistan'da lager tüzümünü yolu koyup, bastırışını küçeytken yakınki 2 yıl mabeynide Uyghur ballarına koyulgan İslami isimlerini mi özgertiş hareketini elip barmaqda. Xitay'nın 2017-yılı 4. ayda vatanımız Şarkı Türkistan'ın her kaysi caylarına Kuyuk İslami Pırakı ige bolgan 29 kıl isimli çekleş hakkıda buyruk çürgenliki aşkarlanan idi. Uxturuş boyunca yeni tuğulgan buvaklarla emez 16 yaştın tüven ballarının isimleri mi özgertilgen idi. Şunlıkla atalmış Uyghur Abdünüm Rayılık hükümetinin resmi organ gezdi bolgan Şinjan gezdide Tohtumay besilgan isim özgertiş elalları mezkur buyruğunun keng kölemde icra kılınganlıkını ispatlap bergen idi. Kişilik hukuk organları Xitay'nın bu hareketini kattık tenkitlep, bunu kişilik hukuk ve erkin iradeki kılınan iğir tacavuzculuk deb körsetmekte. Pakistan Başministeri İmran Khan, Şarkı Türkistan'daki vaziyetten habersiz ikenlikini ilgiri sürdü. Pakistan Başministeri İmran Khan, Maliye Vakti Gezisi'nin ziyaretini kabul kılganda, Şarkı Türkistan'daki lagerler meselesinden haberi yokluğunu ilgiri sürdü. Maliye Vakti Gezisi 26 Mart günü İmran Khan bilen iktisadi, siyasi ve dünya vaziyetine alakadar meseleler üstüde ötküzgen söhbetini ilan kılgan. Söhbet devamında gezit muhbiri Stefani İmran Khan'dan Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'daki Uyghur Müslümanlarına kılıbatkan muamelesine kandak araydıqallıqını sorugan. O bu sualga men bu vaqti köp nersi bilmeymen dep cevap bergen. Bunun bilen muhbiri Türkiye'nin bunu insanlık üçün numus dep tanqitligenligini aytgan. İmran Khan bolsa hazır Müslümanlar dünya miqyasida iğir küllerini baştan keçiriyatıdı. Menin eğer bu vaqti tuluq malumatım bolgan bolsa bir ifade bildirgen bolatdim degen. Arkadan Maliye Vakti Gezisi'nin muhbiri İmran Khan'ın sämige ayalları lagırlarga kamalgan Pakistan puhralarının mı barlıqını salgan. Bırak o yanıla menin bunudun haberim yokken depli gepni özgen. Halbuki Uyghur ayallarga öylengen az digende 50 neper Pakistanlık er ötken yıldın bayan lagırga kamalıp ketken ayallarının davasını kılıp köp kıtın Pakistan hükümeti ve Pakistan'ın Xitay'daki elçihanısına eri sunugan. Şunaklı halkara metbuatlarga güvahlıq bergen idi. Pakistan Başministeri İmran Khan bu yıl 8. yanvar günü Türkiye metbuatının ziyaretini kabul kılgandı mı, Uyghurlarının ehvalinden haberi yokluğunu ilgiri sürgen idi. İmran Khan'ın yukarıki bu pozisyası Facebook qatarlıq ictimai torbetlerdeki tordaşlarının kattık tenkit kılışı uçurdu. Bazı tordaşlar inkasları da İmran Khan'ın bir Müslüman devletinin rehberi bulu süpüte bilen Uyghur Müslüman qeyrandaşlarına 200 dümekili kılgallıkını bildirip ayıpledi. Şükret Sakır'ın Xotan vilayetindeki ziyareti dikkat kozgadı. Atılmış Uyghur Abdünüm Rayonu'nun reisi Şükret Sakır yakında Xotan vilayetinde ziyareti bulgan bulup, onun bu ziyaretinin halkaradı Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki lagırlarına kartılgan tenkidi kattık küçeygen bir mezgeliğe doğru gelişi dikkat kozgadı. Atılmış Şinjan gezisinin bu aktaki haberde eğitilişe, 25. Mart'ın 27. Mart'ıca Xotan vilayetinde ziyareti bulgan Şükret Sakır, o yerde cemiyet mukimliği ve mengülük emellikini yaratış baş nişanının kat'i tevren meslekini tekitleyen. Onun bu ziyareti de tekitlenen yeni bir muhim noktu olsa namuratlıktın kutulduruş meselesi bulgan. Haberde onun Niya nahiyesi Karakaş ve Çira nahiyelerde öymü öy kirip dihkallarını ziyaret kılıp, onlarının kirim ehvalini ilgilegenliği ve söhbetli bulganlıkı bayan kılıngan. Xotan vilayeti Xitay rejiminin 2017 yıldan başlap yolu koygan lagır tüzümünün en iğir zarbesiyle uçurgan vilayetlerinden biridir. Xotan'ın özü de lagırga kirip ketken adam sahanının neç yüz münge yetidigallıkı mülçerlenmekte. Çetelerdeki Uyghur küzetküçleri bundak bir peyti Şükret Sakır'ın Xotan'ı ziyaret kılışını tasadibilik emezdep karımakta. Onlarının paraz kılışça nöbetli halkarada Birleşken Milletler Teşkilatı ve herkaisi devletler hükümetlerinin Şarkı Türkistan'daki lagırlarına karata müstakil halde halıgan orunda tekşürüş eylip beriş hakkıdaki talepleri kattık küçeymekteken. Muşundak bulgusi ziyaretler aldı da Xitay rejimi Şükret Sakır'ın Xotan'ı ebatiş arkalık lagır sırtıdaki Uyghurlarının kan kölemlik narazılıkını peseytiş, onlarını iktisadi yardımlar arkalık aldaşlı maksat kılıvatkan buluşu mümkün iken. Xitay konsulu Kanada'daki Uyghurlarga münasibetlik faaliyetini buzuşku uğrundu. Xitay'nın Kanada'nın Montreal şehirdeki konsulhanesi Uyghurlarga münasibetlik bir faaliyetini bekar kılışka uğrunğallıkı aşkarı boldu. Kanada Halkara Radyosu'nun haberine karaganda Kanada'nın Concordia Üniversitesi karmakadaki Kişilik Hukuk Tetkikat İnstitutu
Uyghurlarning navbatdagi vaziyati ustida bir ilmiy muhokama yig'ini uyushtirmoqchi bo'lgan. Bu yig'inga Dunyo Uyghur qurultayining raisi Dulqunaysa apandi so'zlovchi sifatida taklif qilingan. Biroq yig'indan bir kun burun, ya'ni 25 mart kuni mazkur organning ijroiya mudiri Kayli Mattivis Montrealdagi Xitoy bosh konsulidan Uyghurlar to'g'riliq o'tkazilgan yig'in haqida jiddiy ko'rish talab qilingan bir parcha ilhat topshirib olgan. Kayli Mattivis bu ilhatga javob qaytarmagan. U atisi plan bo'yicha yig'inga borganda boshqa universitetlardagi munosabatli kishilarning ham Xitoy konsulining ilhat avatib parokanda qilishiga uchraganligini, Concordia universitetidagi munosabatli xodimlarning yilda bir qitim o'tkazib kelayotgan faoliyatni bekor qilish to'g'risida Xitoyning besimiga uchraganligini anglagan. Kayli Mattivis apandi Kanada xalqaro radiosiga qilgan so'zida Xitoy konsulining bu harakatini fikr erkinligiga va universitetlarning muhokama munozara erkinligiga ig'ir darajada daxl taruz qilganlik deb tanqid qildi. U bu vaqaning Xitoy rejimining odatda 30 atrofida odam qatnashilgan bir ilmiy muhokama yig'inini buzishni mu qanchalik muhim bir xizmat deb qaraydiganligini aniq namoyon qilib berganligini eskartgan. Yaqinda Kanadadagi Uyg'ur faoliyatchi Ruqiya Turdushmo Kanadaning McMaster universitetida Uyg'urlarning vaziyati va lagerlar haqida doklad bermoqchi bo'lganda Xitoy o'quvchilarining tashkillik holidagi haqorat qilishi va tahdid selishiga uchragan edi. Xitoyning Ottavadagi elchixonasi bo'lsa bu vaqtdagi bayonotida Xitoy o'quvchilarining qilmishini vatanparvarlik deb qo'llagan. Mazkur voqea xalqaro axborotlarda Kanada universitetlaridagi ilm erkinligi va Xitoyning ta'sir kuchi haqida kuchlik inkos paydo qilgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushyada oxirlashdi. İnşallah ertiki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şunlukla program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.